Başbakanın önüne bir rapor konuyor. Ve rapor gerçekten çok vahim. Raporda Sağlık Bakanlığı'nın çalışması sonucu ortaya şu çıkıyor. Türkiye'deki sezaryanla doğum Avrupa ve Amerika ortalamasının 5 katı neredeyse. Hatta bazı bölgelerde, İstanbul gibi bölgelerde Avrupa ortalamasının kat be kat üstüne çıkmış durumda. Sezaryanla doğum ne demek? Sezaryanla doğum şu demek. 1 liralık fatura ödeyeceğinize 10 liralık fatura ödüyorsunuz. Onun ameliyatı, onun kullanılan malzemesi, yatması, kalkması, önceki hazırlığı sizi 1 liraya yapacağınız doğumu 10 liraya yapıyorsunuz. Her şeyin ötesinde. Sezaryanla doğum demek kadının doğum kabiliyetini elinden almak demek. İkiden fazla doğum yapmak sezaryanla mümkün olmuyor neredeyse. Her şeyin ötesinde kadına yapılan işkence demek. Bugün uzman tıp hekimleriyle konuşun. Batın bölgesi, abdominal bölgedeki kanser ameliyatıyla sezaryen ameliyatının hiçbir farkı yok. Abdominal bölgedeki kanserli hücrelerin kazınması için de aynı şekilde operasyon yapılıyor. Sezaryen için de aynı şekilde operasyon yapılıyor. Şimdi bütün bunları dikkate aldığınızda eğer bir devlet çıkıp da benim kadınıma işkence edilmesin, benim kadınım neşter altına yatmasın, benim kadınım normal doğum yapsın ve insanlar onun kocasının cebindeki parayı alamasın diyorsa, vatandaşını korumak istiyorsa neden buna tepki duyuluyor? Ben bunu anlamıyorum. Yani ille çocuğun doğarken neşterden damlayan kana mı bulaşması gerekiyor saçının? Ama katılır mısınız bilmiyorum. Sezeryen, yani tartışmanın sezeryenle ilgili olan bölümüne gerçekten azınlık diyebileceğimiz bir kesim belki karşı çıkıyor. Ya da karışılmasın, konuşulmasın diyor. Ama baktığımızda toplumun genelinde de kadın erkek ayırt etmeksizin doktorlar sezeryen oranlarının neden arttığına dair nedenlere, gerekçelere baktığınızda bunun bir önüne geçilmesi gerektiği konusunda aslında hemen hemen herkes hemfikir. O konuda çok ateşli bir tartışma yürümüyor ama mesela kürtaja geldiğinde orada işte. Şimdi şöyle düşünün. İstanbul'da yaşıyoruz. İmkanlarımız var, olanaklarımız var. Bazı şeylere ulaşıyoruz, konuşabiliyoruz. Peki Anadolu'da birçok yaşayan kadını düşünün. Yani başbakan konuştuğu zaman İstanbul'un başbakanı, Bağdat Caddesi'nin başbakanı, Şişli'nin başbakanı değil ki oradaki hanımefendiler tepki veriyorlar. Veya Kadıköy'ün başbakanı değil ki. Anadolu'da birçok kadın yöntemleri bilmediği için hamile kalıyor ve kocasının zoruyla defalarca kürtaja maruz kalıyor. Bunun önüne geçmek isteyen bir devlet, kadının haklarını korumak isteyen bir devlet neden kötü görülüyor? Ben Kadıköy'deki o mitingi uzaktan gittim, izledim. Orada konuşan bayanlara ben şunu soruyorum. Fikirlerine sonuna kadar saygı duyuyorum. Katılmasam da tartışılması ve fikirlerinin savunulması için de her şeyi yaparım. Onun altını çiziyorum. Ama acaba orada onu savunan hanımefendiler Anadolu'da 10 kere kürtaj olmak zorunda bırakılan bir bayanın hiç kimseye başvurma şansı olmayan, yardım isteme şansı olmayan bir bayanın hakkını savunamadığını biliyorlar mı? Evet.